Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks uygulama videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizler için vida modelliyorum. Bu vida ile alakalı YouTube'da birkaç video izledim. Genel olarak extrude üzerinden yapıyorlar. Fakat ben revolve komutunu kullanarak daha basit bir yolla modellemiş olacağım. Yani 3-4-5 belki kademe yerine bir kademede gövdeyi çizeceğiz. Daha sonrasında diş ekleyeceğiz ve tornavida için delik işlemi uygulayacağız. Şöyle göstereyim. Ön düzleme sketch açıyorum. Bakın oldukça basit bir yolla çizeceğim. Şöyle, şöyle olacak, şöyle olacak. Ve burada bir tane 3 nokta yayım olacak arkadaşlar. Bu şekilde V tuşuna basıyorum, yaklaştırıyorum. Şimdi ölçülerime bakayım. Şurası 3.23, burası 60 derece, bu uzunluk 3 milim, buranın tamamı 29 milim, şurası 11.85, şu yarı çapım ise 68. Şimdi bunu revolve edeceğiz arkadaşlar, döndüreceğiz. Bakın, şunun etrafında döndürüyorum ve görmüş olduğunuz gibi vidam neredeyse hazır. Şimdi üst yüzeye bir çizim açıyorum. Şöyle göstereyim sizlere iki tane dikdörtgen çizeceğim. Bir böyle olsun bir de böyle olsun. Şu ilişkileri tanımlayalım. Şu kenarlar eşit olacak. Bu kenarlar eşit olacak. Burası 1 milim ve burası 4,5 milim. Ardından extrude kes komutuna giriyorum. 2 milimetre olacak. 10 derece açı vereceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, bu şekilde kesme işlemim tamamlandı. Şimdi bir düzlem oluşturacağız ve bu düzlem yardımıyla bir daire atacağım şuraya. Ardından onu yaya çevireceğim arkadaşlar. Üst düzleme tıkladıktan sonra bileğine tıklıyorum. Bakın referans olarak üstü seçti. Bir sonraki referans, ikinci referans olarak ise şu daireyi seçtiyorum. Hatta daireyi seçmeyelim. Şöyle bakayım. Öteleme yapalım arkadaşlar. 20 değil de 25 olsun hatta 24 olsun. Bu şekilde onaylıyorum. Şimdi bu düzlem içerisinde çizim açıyorum. Daha sonrasında şu dairemi dönüştürmek istiyorum bu düzlem üzerinde. Çizimden çıktım. Düzlemi gizliyorum. Herhangi bir işim kalmadı. Daha sonrasında bakın burada helix ve spiral var arkadaşlar. Tıklıyoruz. Şunu seçiyorum. Yön olarak reverse diyorum. Tamam 2 mm istediğim gibi ve 10 mm toplam uzunluğum olacak. Pardon toplam 20 milimetre uzunluğum olacak. 10 tane tur yapıyor. Şimdi buralar düzgün. Bakın şuraya kadar düzgün. Ben öncelikle şurayı bir belirlemek istiyorum. Yani burası örneğin 4.9 Tamam 4.9 2.80 yapalım. Şuraya 2.80 yapalım. Bu da 8 olsun. 2 2 9 olsun 10 diyelim ki Evet bakın Şurayı iki buçuk yapalım ardından şunu ki yapalım ardından bunu bir buçuk yapalım Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yay işlemimiz tamamlandı. Dairelerin çapları ile oynayarak görmüş olduğunuz gibi tam bu sınırlar içerisinde yerleştirmiş olduk. Bunu onaylıyorum. Ardından görmüş olduğunuz gibi karşıma yayım geldi. Ben bir plane daha oluşturacağım. Bu plane için referans olarak bir bunu vereceğim, iki bunun ucunu vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde tam bunun ucuna olarak yerleştirilmiş bir düzlem elde etmiş olduk. Daha sonrasında bu düzlem içerisine çizim açıyorum. Ardından şöyle bir çizim yapacağım. Burası 0.75 mm olsun. Şurası 0.75 mm olsun burası 0.60 yapalım bu şekilde onaylıyorum şimdi süpürme komutuna gireceğiz sweep ile katı oluşturmayı tıklıyorum şu üçgeni seçiyorum daha sonrasında bu yolu seçiyorum ve onaylıyorum bu şekilde görmüş olduğunuz gibi vidamın dişleri oluşmuş oldu daha sonrasında şu yayı gizliyorum şu düzlemi de gizleyelim buna bir de materyal atayalım Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi vida çizimi tamamlandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.